Günün kitabı. Yazarın odası. Günün kitabı. Yazarın odası. Artık o öykü üçüncü şahsa ait. Evet, bence bu ortak çalışmanın tek yolu, çünkü başka insanlarla da ortak çalışmalar yapmayı denedim. Bazen iyi şeyler çıkıyor, ancak bazen de iki taraf birbirini rakip gibi görmeye başlıyor. Kazanmak, kaybetmek diye bir şey yok. Peki o halde yazarı neye göre değerlendirebiliriz? Yazdıklarının okura verdiği keyif oranında uyandırdığı hislere göre değerlendirmeli derim. Gerçekle kurgu arasındaki dengeyi sağlarken gazeteci ile romancı farklı sorumluluklar mı yüklenirler? Gazetecilikte bir tek yanlış bütün işi hükümsüz kılar, romanda ise tam tersi, bir tek gerçek bütün işi meşru kılar. Tek fark bu, bir de yazdıklarına yazarın ne kadar inandığına bağlı. Bir romancı insanları inandırdığı sürece her istediğini yapabilir.